çözümleyici çizelge ile tümel evetlemeyi, tikel evetlemeyi nasıl çözümlüyoruz öğrendik. Peki karşımıza ise çıkarsa ya da ancak ve ancak çıkarsa bunun içinde bir takım türetilmiş kurallar var. Şimdi onları öğreneceğiz. Bunun adı De Morgan kuralları. Buna türetilmiş çözümleme kuralları da diyoruz. Tümel evetleme ve tikel evetleme biçiminde olmayan önermeler için kullanıyoruz bunu. Bu önermeler önce kendisine denk olan tümel ya da tikel evetleme önermesine dönüştürülecek. Kuralımız bu. Şimdi biz şunu biliyoruz P ve Q'nun nasıl çözümleneceğini biliyoruz çözümleyici çizelge ile ama şunu bilmiyoruz. Ne yapacağız? Hemen eş değerini bulacağız. Eş değerliliğin işareti şudur. P ve Q'nun değilinin eş değeri ne demek biliyor musunuz? Matematikteki gibi değili içeriye dağıtıyoruz. Değil P, aradaki işareti değiştiriyoruz veya yapıyoruz. Sonra da değil Q oluşturuyoruz. Çok basit. Aynı şey veya içinde geçerli. Dışarıdaysa parantezin dışındaysa değil, değili içeriye dağıtıyoruz, işareti değiştiriyoruz, iki tane ana bileşeni değil yapıyoruz. P ise Q'nun eş değeri değil P veya Q'dur. Bunların maalesef hiçbir mantıksal açıklaması yok. Tamamen ezber. P ise Q'nun değili P ve değil Q şeklinde çözümlenir. P ancak ve ancak Q, P ve Q veya değil P ve değil Q şeklinde çözümlenir. P ancak ve ancak Q'nun değili de P ve değil Q veya değil P ve Q şeklinde çözümlenir. Bu bir tablo. Bunu öğrenmek durumundasınız. Bunun dediğim gibi mantıksal bir açıklaması yok. İşlem yaparken işinize yarayacak. Bunu muhakkak tablo olarak aklınıza kaydetmek durumundasınız. Şimdi bana şöyle bir önerme geldiğinde ve çözümleyici çizelge ile bunu çözümlemem istendiğinde yapacağım şey şudur. P ve Q'nun değilini söylemiş. Ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Hemen eş değerini yazın. Neydi? Değil'i içeriye dağıtıyoruz. Değil P, aradaki işareti değiştiriyoruz. Veya değil Q. Ben veya da çatal açmam gerektiğini biliyorum. Hemen açıyorum. Değil P, değil Q. Bana verilen bu önermenin çözümleyici çizelge ile yapılmış çözümüdür. Ya da şuna bakalım. P veya Q'nun değili. Değili içeriye dağıtacağım. Değil P. Aradaki işareti değiştirdim. V yaptım değil Q. V'de kuralımız neydi? Alt alta yazma değil P değil Q. Benim çözümleyici çizelge yoluyla ulaştığım sonucum olacak. P ise Q'yu bize verdiğinde yapacağım şey şu. Onun eş değerini bulacağım. Bunu bulmama gerek yok. Zaten bu ezber bu bir kural. Diyeceğim ki değil P veya Q. P ise Q'nun eş değeridir. Veya da yapmam gereken işlem ne? Çatal açmak. Birinci bileşeni sol tarafa, ikinci bileşeni sağ tarafa yazmak. Dolayısıyla bunun çözümleyici çizelge yoluyla çözülmüş hali işte budur. P ise Q'nun değilinde ise bunun eş değeri neydi? P ve değil Q. V'de yapmam gereken işlem ne? Alt alta yazmak. P değil Q alt alta yazdım. İşte bu da P ise Q'nun değilinin çözümleyici çizelgesidir.